Merhaba Duvar Yazısı izleyicileri. Bugün Türkiye'nin en önemli yazarlarından birisi olan Latife Tekin'le birlikteyiz. Latife Tekin'in son iki romanı Man ve City ve Sürüklenme Can Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluştu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Anıl. Hemen ben romanların hikayesiyle başlamak istiyorum. 9 yıllık bir aradan sonra iki romanla birlikte okuyucu karşısındasınız. 80'li yıllardan bu yana gelen edebiyat kariyeriniz var ve Türkiye'nin önemli isimlerinden birisiniz. Hemen başlayalım. Man ve City ve Sürüklenme nasıl bir yazım süreciyle ortaya çıktı? Neler yaşadınız? Hikayesi nedir? Evet, aslında önce herhalde böyle daha çok sürüklenme üstüne düşünmeye başlamıştım. Fakat öyle bir süreç ki yani işte içinden geçtiğimiz zaman artık yani böyle yoksullar hakkında bir şey yazmadan yazmaya devam etmek pek böyle içimin kaldırmadığı bir durum haline geldi. Ve böyle bir mutsuzlukla hem sürüklenme üstüne düşünüyorum hem de yoksullar hakkında bir şey yazmak istiyorum. Yoksulların arasına karışmak istiyorum tekrar. Ne bitti, ne değişti, ne durumdalar? Çünkü biliyorsun yoksullar ancak böyle topluca öldükleri zaman hatırlanırlar. Görünür hale geliyorlar. Yani en son işte... üçüncü havalimanı inşaatında yaşadığımız, gördüğümüz şey. Ben de evet yoksulun aldığı yeni biçim, yoksullar nerede, fabrika bölgelerinde, sanayi bölgelerinde ne oluyor? Böyle, biraz o merakla sürüklenmeyi hafif böyle içten içe düşünmeye başlayıp yoksulların peşine düştüm. Man ve City böyle ortaya çıktı. İki kitabı sonra aynı anda yazmaya başladım. Tabii yoksullara kavuşunca ve onların yaşadığı şeyi görmeye ve artık Mavis'in ilk cümleleri dilime doğmaya, elime doğmaya başlayınca sürüklenmeye de çalışmaya başladım. Ondan da vazgeçemiyorum. Çünkü Ulusal Bahçesi'nden yani o süreçten başlayarak Muinar aslında daha çok işte insanın sürüklenen bir canlı olduğuna dair duygumla sürüklenme üstüne düşünüp onu yazmak istiyordum. Sonra böyle bir süreç, önceden pek hayal edemeyeceğim bir yazma süreci. Çünkü ben yoğunlaşarak böyle esleyerek yazıyorum sayıklar gibi, sayıklarcasına. Böyle iki kitap birden biraz onu sayıklayıp biraz bunu sayıklayarak böyle çok yoğun bir çalışma süreciydi. Birinden çok böyle hani biraz tıkandığım zaman ötekine geçerek birbirine ayna olan aynı zamanda. Evet, birbirine lehimlenmiş evet, iki hikaye. Böyle şey, böyle bir süreçti ve aynı sıralarda bitti. Neredeyse aynı gün bitti gibi. Böyle birbirine el veren, birbirine işte senin de söylediğin gibi az önce konuşurken selam veren iki romanla. İkisinin yan yana yayınlanmasını çok istedim. Yani koşullar açısından da bilmiyordum tabii. Yayın evi de bunu hoş karşıladı. Evet, hoş karşıladı. Önerimi kabul ettiler ve ikisi aynı anda yayınlandı. Peki, sürüklenmenin başladığı nokta aslında bir yol hikayesi. Bir yolda başlayan, birçok şehri içine alan, bir köyün değişim sürecini işleyen bir metin. Yolda olmak sizin için nedir? Metin için nedir? Evet, okuyan bir başka arkadaşım da çok benzer notlar almış. Uçakta başlıyor. Yani sürekli seyahat eden bir anlatıcısı var sürüklenmenin. Ve cinsiyetsiz ve ismini evet, bilmediğiniz cinsiyetsiz bir anlatıcı. Evet, cinsiyetsiz ve ismini bilmiyoruz. Mesafe koyarak metne ilerleyen evet, bir evet, süreç. Kim olduğunu bilmiyoruz. Asistan adını taşıyan bir anlatıcı. Aslında yani biraz yaşını kestirebiliyoruz diyaloglardan. Yani çok genç değil ama yaşını da çok iyi bilmiyoruz. Evet yani sürüklenen bir canlı olduğunu düşünüyorum ben insanın. Çok yani uçucu, güvenilmez, savrulmaya yatkın bir insan olduğu bir canlı olduğunu düşünüyorum insanın. Hepimiz öyleyiz. Bir sözle, bir cümleyle, bir karşılaşmayla.
bir yerden bir yere savrulup gidebiliyoruz. Uçucuyuz o anlamda. Bu yanıyla zaten hepimiz yoldayız. Yani işte bu söyleşi daha sonra çıkarım, belki kapıda birine rastlarım, gideceğim yere gitmekten vazgeçim. Onunla yürürüm. Sonra başka bir şey olabilir, başka bir şey gelebilir başıma. Yani böyle bir aslında hayatın kendisi başlı başına bir sürüklenme ve bir macera. Tabii yolda olma fikri, o yüzden yoldayız zaten. Yani hepimiz bir yoldayız. Yani ömrümüz bir yolculuk hayatın içinde. Yani ölüme doğru, doğumdan ölüme doğru yol alıyoruz giderek. Dünyanın ışığı bizden uzaklaşıyor, benden işte artık inişe geçtik diyorum ben. Ama bir yanıyla da şöyle de düşünmüştüm sürüklenmeyi yazma sürecinde. Bir yanıyla da bütün dünya yolda. O büyük göçü düşün. İnsanlar ülkelerini terk ediyorlar. Yani şu anda mesela Amerika'ya doğru binlerce insan. Yolda. Yolda. Yolda yani. Gençlik yolda. Sürüklenmenin üç genç kahramanı var. Aslında genç yoksulluğu ve gençlerin bugün yaşadığı durumu da anlatan bir yanıyla dile getiren bir hikayesi var. Gençler de yolda. Yani çok yakın bir zamanda Türkiye'den 400 bine yakın genç yollara çıktı ve gittiler. Ve gitmek isteyen çok insan var. Buradan insanlar gidiyorlar. Başka ülkelerden gençler bizim ülkemize geliyorlar. Genç erkek göçü. Yani aileler de göçüyor tabii savaş nedeniyle. Kendi ülkelerinde yaşayamaz hale geldikleri için ama bütün Asya, birçok Asya ülkesinden, Afrika ülkesinden biliyorsun ki genç erkek göçü yaşanıyor. O anlamda aslında dünyada insanlar yolda. Yolda. Peki aslında yolla başlayıp devamında vardıkları yerde bambaşka bir anlatıma bürünüyor iki romanda. O da şu, tabii ki sizin metinlerinizden aşina olduğumuz çağına karşı sorumlu işçi mücadelesiyle yan yana duran ve görünmeyeni göstermek isteyen bir tavır söz konusu. Ama bunun dışında sürüklenme ve Man ve City'de taşrayı görüyoruz. Yani eşitlerin, yoksul sınıfın, genç yoksulların birbirine karşı tutumlarını görüyoruz ve maalesef bu yer yer çok sertleşebiliyor. Sizin bugün yazmaktaki motivasyonunuz neydi? Bir kere bugünle aramıza bir uzaklık girdi. Yani bugünü yazmak o kadar kolay değil biliyorsun. Her zaman edebiyatçıların tartıştığı şeylerden biri. Önce bir duygusu otursun, sonra yazılır. Şey vardır ya böyle. Bir mesafe koyup evet, uzaktan bakmıyorsun. Evet, ama zaten biz bugün kendi yaşamımız ülkede de yani kendi bugünümüze uzaklaştırıldık. Yani bugünümüze neredeyse çok başka bir duyguyla bakıyoruz. Başka bir yerde yaşıyor gibiyiz. Neydi o duygu? Bence tam olarak kendini bu ülkeye ait hissedememek, bu ülkeyi kendine ait hissedememek, o aidiyet duygusu kendi yaşadığımız ülkeyle bence zedelendi. O nedenle ben olup biten şey, sadece bu bizim için değil. Yani bütün sanayi bölgelerinde, işte tarım alanlarında doğa tahribatı, alt üst oluş o kadar şiddetlendi ki ben artık böyle sessiz kalamayıp gerçekten oradaki insanlara, onun yanına gitmek istedim. Bakmak istedim. Bugünü yani bugüne dair söz almak bir edebiyatçının hem yoksullar ne durumda, ne yapıyor? Onlar çaresiz bir durumdalar ve çok basınç baskı altındalar. Hem sanayi bölgelerinde tarım alanları tahrip ediliyor. Bir talan söz konusu yani benim hissedebildiğim. Kökten koparılma durumu mevcut evet. Diyebiliriz aslında. Evet, köylerini kaybediyor insanlar. İşte en son olan haber yatağın bölgesinde Muğla'da çok fazla ruhsatlandırılma yapıldı ve 48 köy tehdit altında. Yani insanlar yaşadıkları yani büyük büyük dedelerinin topraklarından kovuluyorlar. Yani burada artık zengini yoksulu da yok. Yani köyün aslında yoksulluğu da... hatıra meselesi evet, var. Evet, tabii. Yani ben en son işte gittiğimde böyle bir köye
mezarlıklarımız, büyüklerimizin mezarı burada. Yani mezarlarımız yok olacak. İnsanların bütün geçmişle kurduğu bağ, hayalleri, rüyaları, düşleri, bağları hepsi koparılıyor ve bu insanlar köylerinden atılıyor. Niye? İşte kömür çıkacak, altın çıkacak, maden. Çünkü insan lehine, toprağın altındaki her şey insan lehine olduğu söyleniyor. Maden varsa çıkarmak meşru. Yani bütün diğer şeyler yok sayılabiliyor. Yani böyle bir tavır var ve oradaki insanlar hiçe sayılıyorlar. Şimdi böyle baktığımızda yani taşrada bence birçok evde artık bu alt üst oluş birçok bölgede sadece Muğla bölgesinde değil. Yani Muğla bölgesinde feldespat, kömür, maden ocakları, taş ocakları tabii. Şimdi JES'ler bütün bunlara karşı köylüler mücadele veriyorlar ama bütün bölgelerde böyle bir alt üst oluş var. İnsanlar bu özelleştirme ve şirketlerin ellerindeki ruhsatlarla, şirketlerle o bölgede yaşayan köylüler, halk karşı karşıya gelmiş durumda ve hiçbir evde huzur yok. Yani burada aslında köylüler... Gelecek yok, evet. Köylüler yok. Yalnız kalmış hiçe, gibi bir hiçe his. Sayıldıkları duygusuna sahipler. Yani ben gittiğim bölgelerde konuşamıyorlar, ağlıyorlar. Yani çok öfke dolular, çok acı dolular. Tabii bu kadar bu kadar alt üst oluşu edebiyat nasıl dile getirebilir? Sanayi bölgelerinde de böyle artık yani fabrikalarda işçi olmak da o kadar kolay değil. Hani düzenli bir iş bulmak tabii birçok insan işçi olmak istemiyor ama işçi olmak isteyen işte gidip kendine fabrikada iş arayan hani çalışmıyor insanlar filan diyor. İş arayan insanlar da fabrikalarda iş bulamıyor. Çünkü sanayi bölgelerinde de o şeyde bütün o bölgelerde meslek liseleri kuruluyor. O meslek liselerinde yani fabrikada çalışmaya uygun elemanlar yetiştiriliyor. Artık şeyde o kadar çok talep var, o kadar çok işsiz var ki eğitim düzeyi giderek yükseliyor. Ya da o sanayi bölgesinde, o meslek lisesinden mezun değilsen zaten iş bulamıyorsun. Yani Marmaris'te artık sokaklara dökülmüş eski işçiler, işsizleşmiş işçileri anlatıyorum ben. Tabii o kadar geleceksiz, işsiz, güçsüz, parasız ve çaresiz insanlar tabii ki birbirlerine karşı da çok zalim öfkeliler. Davranabiliyorlar, öfkeliler. Yani bu çok bilinen bir şey. Fabrikada çalışan arkadaşlarım anlatırlardı. Zaten çocuklar gibi, hani çocuklar nasıl ağır şakalar yaparlar, işçiler de birbirlerine zulmedebilirler. Yani oyun adı altında bile zulmedebiliyorlar. Burada ağır aslında... şakalar. Yani bunu tabii ben bildiğim hani böyle kendi eşitler arasındaki iktidar savaşı mı yoksa o insanların zulmünde de birbirlerine ettikleri şeyde de ben yine de bir yani masumiyeti olan bir kötülük görüyorum. Yani hani çok ağır şeyler oynarlar ya oyunlar erkekler aslında kendi. Aslında sıradanlaşmış bir kötülük. Sıradanlaşmış hani bir kötülük. Onların kötülük demediği bir durum. Kötülük demediği bir kötülük ama tabii ki onların arasında da yani sonuçta fabrikalarda da ustabaşları, kötü ustabaşları, işçiyi ezen insanlar da işçilerin arasından ustalaşarak çıkan insanlar. Yani orada da bir hiyerarşi oluşuyor, ezme ezilme ilişkisi oluşuyor. Cinsler arasında tabii ki. Ama yani Manves'te daha çok yani böyle tüm bunlar... Nerede olup bitiyor ve işçiler nerede, yoksullar nerede? Bunu daha çok anlamaya çalıştım. Yani tarım işçisi giderek fabrika işçisine dönüşmüş, göçle gelmiş aileler ve tabii ki biliyorsun neredeyse herkes birbirinin üveyi olan bir mahalleden evet. Söz ediyor. Aileler dağılmış, birçok üvey kardeşli, birçok
Çalkantılı çalkantılı ilişkinin ilişkinin içinde ayakta durmaya çalışan insanlardan söz ediyoruz. Evet, gördüğüm Berci Kırs'ını yazarken yoksullar daha umutlu ve daha neşeliydiler. Ben de o neşeyi benim kalemime de bulaşmıştım ama Mamesi yazarken gerçekten tebessüm edemiyordum. Yani gördüğüm şey çok ağırdı. aslında ütopik bir atmosferde, çok da karanlık bir atmosferde yazıyor Mahmut. Ama Mahmut'ta bir karakter var, Nergis karakteri. Evet. Okuyanlar da hissedecektir. Nergis karakteri çok kuvvetli. Yerel gazetede yazılar yazıyor. Bir yandan olduğu topluma ve çevreye karşı ciddi bir duyarlılığı söz konusu. Aslında buradan bağlamak istediğim mesele şu. Sizin hak mücadelesi ekseninde yazdığınız romanlar zaten bugüne kadar gelmiş. Ama Mamesi'de kadın meselesi çok ciddi anlamda işleniyor. Siz bugün baktığınızda kadın meselesine dair bir edebiyatçı olarak ne söylemek istersiniz? Mamesi'de sizin bu meseleye yaklaşımınız nasıldı? Yani kadınlar ayakta, müthiş bir enerjiyle mücadele ediyorlar. Gittiğim birçok bölgede kadın direnişçiler var, kadın öncüler var. Yani onlarla tanışmak, onlarla konuşmak müthiş heyecan verici bir şey. Tabii ki sesleri belki bize kadar ulaşmıyor ama hepimiz izliyoruz. Yani özellikle yaşamları tehdit edilen, bütün o alt üst edilen doğayı korumak için de kadınlar aslında öncülük ediyorlar. Nergis de bütün o imkansızlığın içinde eline kalem alabilen yani kadınlardan bir tanesi. Böyle çok kadın var. Yani yerel gazetelerde yazan, fabrikalarda dilsiz Örnekler olan alan. işçilerin dilekçelerini kaleme alan. Nergis de onlardan biri. Gerçekten çok benim de böyle severek, mutlulukla yazdığım köşe yazıları yazıyor. Köşe yazısı yazıyor bir gazetede, yerel bir gazetede. O köşe yazıları da var Mamesi'de. Onları nasıl yazdınız? Yani köşe yazıları, yani nasıl O köşe çalıştınız? Köşe yazılarından yazılarını hep yazmak okudunuz. istiyorum çünkü o kadar Buyurun numara. ama o köşe yazılarından, yani Nergis'in yazdığı köşe yazılarından, onun Gönül Penceresi diye bir Penceresi. köşesi var. Harika yazılar. Çok mutlu oluyordum onları yazarken. Bir ara böyle fikir olarak aklıma geldi. Ya ben böyle bir yerde köşe yazılarından yazsam ne güzel olur. Tabii Berci Kristin'den sonra, Berci Kristin'i yazdığım yıllarda yoksullar çok duru bir Türkçe konuşuyorlardı. Yani köylerinden yeni gelmişler. Daha taze, o dil bozulmamış, dağılmamış. Artık Manvesit'tekiler böyle sosyal medyada kullanıyorlar, Facebook'ları var, Twitter kullanıyorlar, kendi fikirlerini söylüyorlar. Çok bambaşka bir dünya. O dili tabii ki dinlemem gerekiyordu, o dili kaydettim, onun üstüne düşündüm. Bütün şey yerel gazetelerde, taşrada köşe yazısı yazan kadınların köşelerini okudum. Yani uzun yıllardır okuyorum zaten. Okumanızı da tavsiye ederim çünkü çok güzel. Kesinlikle. Evet, Bugünden sonra daha dikkatli bakacağım bir o ara noktaya. şey yapıyordum. Çok böyle canım sıkıldığı zaman köy siteleri vardı. Şimdi artık sosyal medya olduğu için daha çok sosyal medya üstünden görebiliyorum. Canım sıkıldığı zaman köy sitelerine girerdim. Böyle hiç bilmediğim bir köy, hiç bilmediğim, gitmediğim bir şehrin, yani diyelim ki işte Uşak, Uşak'ın köy siteleri diye girip sonra bütün o köy sitelerini saatlerce böyle vakit geçirirdim, okurdum. O yüzden zaten öyle bir merakım var. Çok uzun zamandır okuyordum, bakıyordum. Evet, aşağı yukarı şöyle bir şey gördüm. Yani o yerel gazeteleri de taradığımda, okuduğumda hala birçoğunu okuyorum. Aslında bizim ana şey medyadaki yazarların, köşe yazarlarının aşağı yukarı böyle oradaki karşılıkları var. Yani moda yazan kadın da var mesela. İşte röportaj yapan kadın da var. Spor yazanlar var. Politika yazanlar var. Yani böyle hani burada olup biten şeyden çok da bağımsız değil. Çok daha naif, çok daha tatlı.
Ama nasıl yansıyor oraya, bu ülkede olup biten şey, nasıl bir dille yazıyor insanlar, onu görmek de tabii ki çok hoş. Yani bizim kahramanımız da böyle elinde kalemiyle yazı yazan güçlü bir işçi, karakter. Evet, bir işçi kadın. Aslında güçlü bir karakter. Buradan bir edebiyatçı olarak bir söz alıp işçi mücadelesinde, kadın mücadelesinde yer alan kadınlara bir şey söylüyorsunuz. Evet, bir şey söylemek istiyorum. Bu yazın demek olabilir mi? Evet, yani tabii ki ne kadar zaman bulabiliyorlar. İşçiler biliyorsun çok ağır koşullarda çalışıyorlar. Yani bütün yasal hakları yok edilmiş durumda. O kadar yorgun geliyorlar ki yani böyle uyuyakalıyorlar zaten herhalde. Ellerine kalem alabilecek zamanları var mı bilmiyorum ama her şeye rağmen tabii ki yazmalarını çok isterim. Yani doğrudan işçi tanıklıkları, onların yazısını okumak, onların yazdıklarını okumak bence çok öğretici olur yani diye düşünüyorum. Hepimiz için, hepimiz için dönüştürücü olur. Ama çok kolay değil yani işçiler arasında yazarların çıkmasını. Bu benim hasretle hayal ettiğim bir şey. Çok çok isterim yani bugün olup biten şeyi içeriden yazan gerçekten işçi yazarların olmasını. Bu mahalle bölge şeyde mahallelerde kadınlar dedim ya yani gerçekten ön saflardalar ve bu çok kendi cinsim adına, hem cinslerim adına yani çok gurur verici bir şey. Çeşitli yaşlarda kadınlar mücadele ediyorlar. Kendi yaşam alanlarını korumaya çalışıyorlar. Orada tabii erkeklerle de yan yana çalışıyorlar. Fakat böyle şöyle muhabbetler oluyor. Erkekler diyorlar, aslında diyelim ki şirkete, bir kömür şirketine veya bir başka maden şirketine arsa satılacak. Kararı erkekler veriyor. Mücadeleyi kadınlar veriyor. Satılıp satılmayacağını erkekler karar veriyor. Böyle bir tartışma var. Ve diyorlar ki erkekler daha kahveler açılmadan okey oynamak için kahvelerin kapısında sıraya geçiyorlar. Yani böyle bir eleştiri var. Çok öyle o kadar fazla mücadele etmiyorlar. Kadınlar onları önüne geçmiş durumda. Yani evet, yani kurtarabilirsek birçok şeyi, geri alabilirsek herhalde kadınların mücadelesinin bunda çok büyük bir rolü olacak diye düşünüyorum. Sürüklenme ile Man ve City'de de her ikisinde de dikkat çeken bir durum var. O da şu, mesela sürüklenme özelinde konuşursak, bitkilerin klonlanmasına dair bir mesele var. Man ve City'de de bir doğum sahnesi var, bir ineğin doğum sahnesi. Bunlar yazarın kuvvetinin de hani ötesinde çok ciddi araştırılması gereken meseleler. Ve burada özellikle doğum sahnesini gerçekten hissettim okurken. Yani bunun üzerine nasıl çalıştınız? Buradaki bu gözlem meselesini nasıl kurdunuz? Metnin dilini nasıl kurdunuz? Evet, yani gittim tabii. Yani büyük hayvan çiftliklerinde de zaman geçirdim, araştırdım. Çünkü artık eskisi gibi de değil yani. Gerçekten çok değişmiş ya. Yani teknoloji girmiş. Çok az sayıda insanla kocaman çiftlikler çekip çevriliyor. Merak ettim. Yani çünkü benim kahramanım böyle bir çiftlikte çalışacaktı. Hapishaneden çıkıyor ve fabrikada tekrar iş bulması çok zor ve bir çiftlikte iş buluyor. Bir hayvan çiftliğinde çalışıyor, bir damda. Dam diyorlar hayvan çiftliklerine. Bir damda çalışıyor ve benim de onun oradaki hayatını yazmam gerekiyordu. Yazabilmek için de gittim o çiftliklerde. Ben de çalıştım, konuştum insanlarla. Aynı zamanda tabii ki seralar, yani teknolojik seralar, büyük klonlama ünitesinin filan da olduğu için de ticari şeyler, seralar, büyük oranda üretim yapan, artık şeyden, topraktan da kopmuş aslında şey. Tabii Türkiye'de bu iş nasıl oluyor?
Nereden nereye gelişti? Tabii teknoloji ne kadar girdi bütün bu alanlara? Onu da gidip gözlemledim, konuştum, araştırdım. Evet, bu süreçte tabii çok şey öğrendim. Ne kadar az şey bildiğimi aslında, bütün o meraka rağmen, bütün o taşrada olup biten şeyi anlama gayretime rağmen sanayi bölgelerinde, gidip orada uzun süre konuştuktan sonra ne kadar çok aslında az şey bildiğimi bu ülkede olup biten şey hakkında hissettim, anladım. Tabii ki çok öğretici bir süreçti. Yani bütün bu sürecin sonunda çok kârlı çıktığımı düşünüyorum o anlamda. Çok şey öğrendim. Tabii öğrendiklerim büyük. Yani kalbimize aynı zamanda kalbimize büyük. Ama yani bütün bu ülkede olup biten şeyi çok iyi anlamadan da bir şey önerebilmek de çok kolay değil. Yani biz tabii isyan ediyoruz, öfkeleniyoruz. Olduğumuz yerde çığlık atmaya çalışıyoruz, çığlık atıyoruz, direniyoruz ama bir yandan da gerçekten çok farklı yerlerde, çok farklı alanlarda yaşamı korumaya çalışan, direnen insanlar var. Onlarla da bir duygu bağımızın, bir dil ortaklığımızın olabilmesi lazım diye düşünüyorum. O anlamda da sevinçliyim. Yani bütün oradaki gördüğüm şeyden dolayı, her şeye rağmen insanlar ayakta kalmak istiyorlar ve hayata sahip çıkıyorlar. Evet, belki yeni örgütlenme biçimleri bulacaklar. Ben de böyle dört gözle, hasretle, merakla bekliyorum ve o sürecin bir, içeriden bir parçası olmak istedim. Peki, Manvest'i de hissettiğim ve bence kendi okumamdan yola çıkarak söylüyorum bunu, toplumsal çürüme meselesi var. Özellikle Türkiye'nin geçirdiği son 20 yıl, sizin de edebi anlamda üretimde bulunduğunuz 30 yıl göz önünde alındığında buraya yansıyan çürüme meselesi, toplumsal çürüme meselesine dair ne söylemek istersiniz? Evet, tabii hiç kötü şeylerden bahsetmek istemiyorum aslında. Böyle şey, yani çok kötü şeylerden söz edersek sanki kötü bize de bulaşacakmış gibi böyle artık. Belki bir çözüm önerisi yani olarak. Hep böyle şey, etrafımızı öyle bir kötü duygu sardı gerçekten yani. Ama ben biliyorsun yoksullar hakkında yazdım ve yoksulların arasında büyüdüm. Yani bu yeni bir çürüme mi yoksa hep var mıydı? Aslında bence çok kapalı, yani iki yüzlü bir toplum. Yani ev içinde başka türlü davranan, sokakta başka türlü davranan, işte kendi arasında bile hiyerarşi oluşturan, hani sevgililer sürümünde parayı getiren divanda yatar. Böyle bir toplum. Ev içinde kız çocuklarına çok yoğun baskı, yani büyük müthiş bir özgürleşme mücadelesi, savaşı veriyor çocuklar. Gençlere yapılan zulüm. Neredeyse gençlerin gençlikleri yok sayılıyor. Yani çocukluktan hemen alınıp büyük insanların arasına onları böyle yerleştirmek istiyor. Gençleri hor görmeyen, onlara zulmeden böyle bir şey toplum. Ama ben biliyorum ki yani zaten çok incir çekirdeğini doldurmayan şeyler yüzünden yan köylüyle kavga eden, yani çok kültürlülüğü çok küfüre dönüştürmüş, çok sevince, çok renge dönüştürememiş, bunu başaramamış. Küçücük şeyden keserleri, baltaları alıp yan köye saldıran, komşuya saldırıp, yani bu böyle zaten böyle bir toplumdu. Yani ben şey diye düşünüyorum, çok çok uzun yıllardır, belki daha Osmanlı'dan başlayarak, yani devletin politikası işte bir Alevi köyün yanına ötekini yerleştirmek, onu yani halkın ayaklanması, halkın kalkışmasını engellemek için her tür şeyin yapıldığı bir uzun uzun bir zamandan söz ediyoruz ve bu insanlar kentlere yığıldılar. Yani o süreç içinde bence her zaman böyleydi, kötüydü. Yani içten içe hep çürüyordu, hep çürüyordu. Ama şimdi bu görünür hale geldi. Çünkü içten içe çürüyen bütün bu diyelim ki bu toplumun sakladığı, gizlediği şeyi taşıyan insanlar yavaş yavaş iktidarı ele geçirdiler ve her şey görünür hale geldi. Ben
görünür hale gelmesinin, bütün bu çürümenin, yani bunun açığa çıkmasının bir anlamda da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü açığa çıkması en azından bunun dehşetine kapılıp buna bir çözüm, buradan bir iyilik de doğabilir. Yani gerçi çok korkutucu gerçekten olup biten şey. Yani her ay 50 tane, 60 tane kadın öldürülüyor. Yani tacizler, çocuklara yapılan zulüm, kayıplar, bu bizim görebildiğimiz. Bir de yani görünmeyen kısmı var tabii ki. Bütün o şey, sanki bu toprak inliyor yani içten içe. Acı çekiyor, inliyor. Yani ben kulağıma böyle bir ses geliyor. Kendi hayatımızda ben hep onu söylüyorum ki acı bana dışarıdan geliyor. Yani kendi içimizdeki acıyı, çatışmayı iyileştirsek bile iyileşemiyoruz. Çünkü çok fazla şiddet ve acı var toplumda. Çaresizlik var, yalnızlık var ve elimiz kolumuz bağlı bir haldeyiz. Ama bütün bu çürüme dediğimiz şey, bunun görünür olması, evet bence bunu bir onur meselesi haline getireceğiz. Ben öyle hissediyorum. Ve buradan başka bir mücadele biçimi evet, çıkacak. Bununla uğraşacağız. Yani başta biz kadınlar olmak üzere. Çünkü kadınlar bizim içimiz kaldırmıyor. Bir de daha aslında masumuz bu olup biten şey konusunda. Erkekler iktidarda ve her şeyi kontrol ettikleri için onlar daha suçlular aslında kadınlara göre. Veya ben öyle derim ya, yani olup biten şey konusunda yoksullar karar vermiyor sana. Yoksullar daha masum. Bütün bu kötülüklerin kaynağı onlar değil diyorum. Tabii ki birbirlerine birçok kötülük yapıyorlar ama yani her şeye rağmen umutlu olmak gerekiyor. Hani umudumuzu koruyalım. Bu kötülüğü görünür hale gelmesi bir yanıyla da onu bertaraf etmek için bir fırsat. Tabii ki çok zor ama yapamaz mıyız? Kesinlikle yapılabilir bir şey. Evet, gençlere de güveniyorum tabii ki. Çok genç bir nüfusu var yani bizim ülkemizin. Çok baskı altındalar, çok mutsuzlar, çok yoksullar. Yani genç yoksulluğu çok ciddi bir problem tabii bu ülkede ama onların enerjisine de güveniyorum. Kadınlar, gençler ve iyi erkekler hep beraber altından kalkabiliriz diye düşünüyorum. Yapmak zorundayız. Yani gelecek için duramayız. Çalışmamız ve bunu hale yola koymamız lazım. Çok teşekkürler. Ben bugün teşekkür ederim. Bugün Tekin'le birlikteydik. Kendisinin son iki romanı Sürüklenme ve Man West'i Can Yayın'ın etiketiyle yayınlandı. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler.